Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 1 Temmuz 2023. Bugün en çok açılışta yaptığımız işlemlerden biri olan hisse taramayı göstereceğiz day trading için. Önce yaptığım video iyi tepki aldı arkadaşlar. Size detaylandıracağım biraz daha. Tabii tam detayı değil arkadaşlar. Bir bilgi vermesi açısından ilk başta. Ne yapıyoruz ilk başta? Hisseleri tarıyoruz. Taramayı evrenimiz içinde yapıyoruz. Evrenimiz 3 ayda bir yarattığımız bir hisse listesi. Bu hisse listesini niye 3 ayda bir yaratıyoruz? Çünkü her hissenin işlem hacmi belirleyici olmuyor pre-markette. Belli bir kriteri karşılayan, işlem hacmini ve fiyatı karşılayan bir evren içinde yapıyoruz her sabah taramamızı. Bu evreni nasıl yarattığımızı tekrar göstereceğim. Daha sonra bu evren içinde seçiyoruz. Yani kategori belirliyoruz. Bu seçme kısmı oluyor arkadaşlar. Profesyonel gap mı, amatör gap mı diye belirliyoruz. Bundan sonra ona göre işlem yapıyoruz. Bizim istediklerimiz tabii profesyonel gap. Bundan sonra gözetleme listemize ekleyip formasyon olunca işlem yapıyoruz. Gözlemle kısmı, gözetleme listesine ekleme kısmı. Taramayı biraz sonra göstereceğim. 3 aylık ortalama işlem hacmine bakıyoruz. 500 binin üstündeki işlem hacmine alıyoruz. 9:30 New York saatinden 30 dakika, 45 dakika önce gibi hisseleri sıralıyoruz. En çok kaybeden, en çok kazanan hisseler gibi. Bu hisseler arasında %2 ve üstü kayıplar, %2 ve üstü kazançlar olanları alıyoruz. Kategori belirlemek için başka bir listeye koyuyoruz. O kategorilerde profesyonel bir gap mı? Yani gap demek fiyat arasındaki boşluk. Dünkü işlemle bugün işlem, açılış işlemi arasındaki boşluğa gap deniyor. Dünkü kapanışla bugünkü açılış arasındaki boşluğu kullanacağız biz. Farklı tanımları olabiliyor gap'ın. Profesyonel gap mı, amatör gap mı ona bakacağız. Bizim için önemli olan profesyonel gap'lar. Profesyonel gap'lar gap yaptığı yönde işlem yapılır. Amatör gap'lar tersi yönde işlem yapılır. Bizim istediğimiz de profesyonel gap'lar. Profesyonel gap'lar örneğin şurada farklı kategorilerde, şekillerde olabilir. Profesyonel gap trend aşağıdayken, aşağı inerken, örneğin bu birçok çubuk olabilir ya da tek bir kırmızı çubuk olabilir arkadaşlar. Trend aşağıya inerken, yön aşağıdayken onun üstünde açılıyor. Bu açılış noktası olarak düşünün. Ya da trend yukarı doğru iken ya da bir yeşil çubuk varken yeşil çubuğun altında ya da trendin ters yönde bir açılış yapıyor. Bunlar tabii şok etkisi yapan gap'lar. Profesyonel gap'lar böyle olunca fiyat ters yönüne ilerleyebiliyor. Bunun dışında belli bir taban kurmuşsa tabanın biraz üstünde ve yukarı doğru yapılacak şekilde buna breakout de denebiliyor tabi. Gap'lar olabiliyor. Bunun dışında örneğin ortalamaya yaklaştığında gene aynı yönde ve bir tabanı kıran gap'lar olabiliyor. Amatör gap'lar ise örneğin trend aşağıdaysa daha da aşağıda açılıyor. Bu durumda fiyatın geri gelmesi olabiliyor. Amatör gap'larda fiyat mesela şöyle yukarı çıkıyor, bir gap oluyor. Ondan sonra geri geliyor. Profesyonel gap'larda trendin tersi yönünde bir gap oluyor ve trendin tersi yönünde ilerlemeye başlıyor. Örneğin yukarı çıkarken aşağı dön bir gap oluyor ve aşağıya doğru ilerlemeye başlıyor. Çünkü bunlar şok etkisi yapan gap'lar. Bundan dolayı arkadaşlar böyle farklı bir reaksiyon gösteriyor. Evet, şimdi ilk başta listemizi nasıl hazırlıyoruz ona bakalım. Burada arkadaşlar ilk başta tüm Amerikan hisselerini seçiyorum. Amerikan hisselerinde 6500 tane ortalama, 6465 diyor burada. 6500 tane hisse var herhangi bir filtre kullanmadan. Tabii burada yurt dışında mesela Sony vesaire gibi hisseler yok. Onlar da çünkü gapların olma ihtimali eğilim olarak daha çok başka zaman diliminde. Örneğin Alman bir şirket
ya da Japon bir şirket New York borsasında da işlem görebilir. Fakat ilk başta görülen işlem zaman dilimine göre önce olan bir yerde, örneğin Japonya'da ya da Avrupa'da oluyorsa, Amerika borsası açıldığında bir gap oluşturabiliyor. Yani genelde bu hisselerde gaplar oluyor. Bir önemi olmuyor. Bu hisselerin gapları, bunlara ADR deniyor. Yani Amerikan Depository Recipe öyle bir şey, recipe ismi öyle bir şey arkadaşlar. Onları işlem yapmıyoruz. İsterseniz ekleyebilirsiniz, ayırabilirsiniz sonradan ama biz onları almıyoruz. Direkt Amerikan şirketleri, US Common Stocks, onlar üstünde bir filtre ekleyeceğiz. Filtremizde 3 aylık ortalama işlem hacmi 500 binin üstünde olması lazım. Yani 3 aylık demek, bir ayda 21 iş günü varsa, 21 borsa günü varsa, 3 ay ortalama 63 iş günü, 63 borsa günü demek oluyor. 63 borsa gününün üstündeki, 500 binin üstündeki şirketleri alıyoruz evrenimizi. Bunu tabii ben bu programı kullanıyorum. Siz Finviz kullanabilirsiniz, başka bir program kullanabilirsiniz. Fark etmiyor arkadaşlar. TradingView'de de aynı parametreleri kullanarak evren yaratıp direkt kullanabilirsiniz. Burada filtremi koydum. Filtrem 3 ay minimum volume 500 binin üstünde. Buradaki formülü böyle arkadaşlar. Bu kendi dilinde olan bir formül. Başka programlarda, başka yerlerde farklı formüller kullanabilirsiniz. Hatta ilk başta arkadaşlar şöyle Finviz'de nasıl olabileceğini size göstermek belki yararlı olabilir bu formülün. Şöyle Finviz'i seçeyim. Oradan mesela arkadaşlar Finviz web sitesindeyim. Tabi buraya biraz sığması zor oldu. Buradan Screener'a geliyoruz. Buradan tüm hepsini göreceğiz filtrelerin. Burada ortalama işlem hacmi. Burada ortalama diyor ama Finviz'in ortalama olarak kullandığı da 3 ay arkadaşlar. 500 binin üstünde ve fiyat 3 doların altındaki hisseler penny stock olarak ya da 5 doların altındakiler penny stock olarak değerlendiriliyor. Biz burada 500 binin üstünde ve fiyat olarak da 3 doların üstündeki hisseleri alacağız. Burada nerede olduğunu arıyorum. İşlem hacmi, fiyat. Burada bir yerde olacaktı arkadaşlar. Biraz büyüteyim bunu. Aşağıya mı kayıyor acaba? Evet. Fiyat. Market exchange. Yani şurada fiyatı over, örneğin 3 doların üstünde olan hisseleri getirdi bize. Bu iki değişiklikle bizde 2557 hisse geldi burada Finviz'de. Tabii bunun sebebi bu yabancı hisseleri de başka ülkelerde ki hisseleri de Amerika'da listelenen ve başka ülkede bulunan şirketlerin sembollerini de getirdi. Şu anda bakın sadece Amerikan hisseleri var burada. Sadece Amerikan hisseleri var burada. Ben burada tek Amerika'ya getir diye seçtim şurada. Buna göre arkadaşlar bu liste bize 2.995 getirdi burada. Bir sayı getirdi. Tabi burada ETF'leri çıkartacağız listeden. ETF'leri ben görmek istemiyorum. ETF demek endüstri ve sektörü olmayan fon elemanlar oluyor burada. Burada diğer programa geçelim. Burada da göstereyim nasıl olacağını. Fiyatı 3 doların üstünde. Burada da seçeceğiz. Burada da bakın 1840 tane geldi. Ortalama aynı. Bunları seçiyorum. Kopyaladım bunu. Daha sonra bir watch listesi oluşturmuştum. Universe diye.
Bu watch listesini sileceğim arkadaşlar. Her 3 ayda bir bunu yeniliyoruz. Bunu tamamen sileyim. Yeni listemi koyayım buraya. Daha sonra burada ETF'leri kaldıracağım. ETF görmek istemiyorum işlem yaparken. Bunun için endüstriye göre sıraladım. Endüstrisi olmayanlar ETF'ler olacak. Şunlar ETF oluyor arkadaşlar. Bunları da çıkarttıktan sonra listem hazır. Şimdi burada gap yüzdesi olan bir bölüm var arkadaşlar. Tabi bunu pre-market olduğunda listeliyoruz. Şu anda cumartesi, pre-market değil, videoyu hazırladığım zaman cumartesi. Burada örnek olarak, örneğin cuma günkü bize %2'lik, %2 üstünde olan hisseleri burada görüyoruz. Tabi bu sembolik olarak, bakın burada günlük grafiğe bakıyoruz tabi burada. %2'lik ve üstü olanları alıp bir listeye koyuyoruz. Orada tekrar kategorize ediyoruz. Örneğin profesyonel gap mı, değil mi vesaire gibi. Şimdi bunu sırayla bakarsak, burada herhangi bir önemi yok bu gap'ın. Burada biraz üstüne çıkmış. Burada bir önemi yok. Böyle sıralıyoruz arkadaşlar. Örneğin top şirketi. Burada baktığımızda bu gap önemli bir gap. Çünkü ilerlerken, bakın yukarı doğru çıkarken bir daha gap yapmış. Şurada açılmış, şu bölgede. Kapanışı buradayken bu bölgede açılma yapmış. Tabii ne demiştik? Bu bir amatör gap. Amatör gaplar aşağıya doğru işlem yapılır. Gap yaptığı yönün tersine doğru. Buna bakarsak, örneğin 2 dakikalık grafikte geri gelelim. Borsanın açıldığı saat 9.30'a gideceğiz. Şu kısmı biraz küçültelim. Bakın arkadaşlar, şurası, şu bölge açılış. Açılışta yukarı doğru bir işlem yok. Bu amatör bir gap. Burada yapabileceğimiz, örneğin bir dakikalık grafiğe bakarsak, şurada bir satış formasyonumuz var. Bu bir amatör gap. Yani gap yaptığı yönün tersinde işlem yapıyoruz. Buradaki 60 centlik bir riskimiz var. Herhalde 30 cent mi? Öyle bir şey yani. Buradaki riskimizi vesaire hesaplayıp short yapıyoruz arkadaşlar. Bundan sonraki inişi 1 dolar 36 cent olmuş. Yani burada güzel bir işlem çıkmış oluyor. Bunun dışında neler varmış? Hangi tür gap'a giriyor? Onu tekrar günlük grafiğe geçtik. Günlük grafikte ikinci olan CBA şirketi. CBA şirketi, bakın, trend aşağıdayken, aşağıya doğru inerken yukarı doğru açılmış. Yani biraz önce anlattığımın burada görüntüsünü görebiliriz. Trend aşağıya inerken yukarıda açılmış. Bu bir profesyonel gap arkadaşlar. Trend aşağıya inerken yukarıda açılmış. Yani yukarı doğru çıkacak demek. Bunu tekrar 2 dakikalık, 1 dakikalık grafikte değerlendirirsek. 1 dakikalık grafiğe geçelim. Bakın burada güzel büyük bir çubuk oluşmuş. İlk işlemimizi burada yapabilirmişiz. Burada 49 centlik bir artış. Daha sonra buraya gelip yukarı doğru çıkmaya başladığında bu normal bir setup. Bakın 2 dakikalıkta da güzel. Şöyle yukarı doğru 78 centlik bir artış olmuş. Riskimiz de 19-20 cent ortalama. Şuraya bakalım. Riskimiz 20 cent, 19 cent arkadaşlar. Yukarı doğru 71 cent ilerlemesi olmuş. Bunun gibi İşlemler yapabiliyoruz arkadaşlar. İki tane gördük şimdi. Tabii bunun dışında başka günlerde de
aynı formasyon olabiliyor. Örneğin burada gene aşağı yönlü inerken yukarı doğru bir çıkış olmuş arkadaşlar. Bakın her zaman çalışmayabiliyor. Bu durumda çalışmamış. Çünkü burada gap yaptığı yer önceki direnç bölgesine çok yakın. Bakın şu bölge. Tabii o bölge arkadaşlar şöyle bir bölge. Çizgi şeklinde değil. Şöyle görürsek direkt açılışta zaten aşağıya doğru inmiş ve inmeye devam etmiş arkadaşlar. Mesela diğer bir örnek bakalım. Yukarı doğru giderken tekrar yukarı açılmış. Evet, bakın bu yatay giderken yukarı doğru açılmış. Açılma aralığında büyük bir boşluk oluşturmuş. 2 dakikalığa bakarsak ilk açılışta herhangi bir formasyon, şurada bir alın formasyon olabilir. Tekrar 1 dakikalıkta bakalım. Yani şurada bir alın formasyonu var. Çok şöyle 68 centlik, risk ise 29 cent, yani 1'i 2'lik bir formasyon olmuş arkadaşlar. Tabii bunun üstüne çıkmasını beklerdik. Çıkmamış. Evet, bunun gibi hisse seçip işlem yapabiliyoruz arkadaşlar. Gap'lar bize momentumu gösteriyor. Hangi hissede momentum olduğunu daha iyi görebiliyoruz gap'larla. Tabii her gap olan işlem yapmıyoruz. Mesela grafiği iyi olması lazım. Burada herhangi bir güzel bir grafik ilerleme yok. Burada da aynı şekilde. Bunu önceki günlerden de görebiliriz. Buna göre de seçebiliyoruz. Yani grafiğinin iyi olup olmadığına göre arkadaşlar. Evet, işlemlerimiz böyle oluyor. Gün içi işlemlerde hisse seçme böyle oluyor. Daha sonra arkadaşlar bu gap yapanlar öğleden önce iyi ilerlemediyse bazen öğleden sonra ilerleyebiliyorlar. Böyle bir eğilimleri olabiliyor. Biz yukarı doğru gap yapanlara baktık. Tabii burada şuradan tekrar aşağıya doğru gap yapanlara baksak ta aynı şeyleri görebiliriz. Mesela arkadaşlar burada günlük grafiğe geçelim. Bakın burada ilerlerken aşağı doğru gap yapmış, yukarı çıkmış. Tabii burada da önem sırasına göre ayırıyoruz arkadaşlar. Yukarı doğru çıkarken aşağıya doğru gap yapmış. Önceki çubuğun altına gelmiş ve oradan aşağıya inmiş. Bakıyoruz açılışta bir formasyon. Evet, saat otomatik konuştu. Açılışta bir formasyon var ama çok iyi ilerlememiş. Daha sonra bakın burada tekrar öğleden sonra çok güzel bir ilerleme olmuş. Hatta şurada bile yapsak bakın. 60 centlik bir ilerleme, riskimiz ise 2 centlik falan, yani arkadaşlar çok iyi bir ilerleme. Evet, bunun gibi arkadaşlar, örneğin şu güzel bir ilerleme değil, böyle şeyler işlem yapmıyoruz. Bakın şöyle hisseler iyi değil arkadaşlar. Aldığımız zaman satamayız bunları. Zor duruma düşeriz. Ya da açığa satış yaparken çok zorlanırız arkadaşlar bu tür hisselerde. Mesela bu. Bu tür formasyonları Türkiye'de de görebiliyoruz. Tercih etmediğim fiyat hareketleri bunlar. Bunlara dikkat etmek lazım. Evet, gün içi işlemleri böyle yapıyoruz. Umarım bu video yararlı olur. Görüşmek üzere, bay bay. Altta yorumları yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.